kimim? Bu insanlar kim? Sahte yüzlerle dolu benliğim. Kötü bir şey mi? Bunu daha önce neden getirmedin? Geldim aslında ama siz yoktunuz. Nerede gördün adamı? Sana nerede verdim? Eczane dönüşü. Çamlı sokakta. Hayatım, ben de sana bir şey diyecektim. Toprak. Toprak ne oluyor? Bir şey söyler misin? Geçmişin hakkında bilmediğin çok önemli şeyler var. Senden saklananları öğrenmek istiyorsan yarın saat 3'te eski su deposunun oraya gel. Sana oynanan oyunları ve kurulan tuzakları öğreneceksin. Geçmişine dair bilmediğin şeyler var. Sana oynanan oyunları ve kurulan tuzakları öğreneceksin. Asya'm, senin şu güzel gözlerini ağlamaktan kıpkırmızı görünce o kadar kötü oluyorum ki. Hadi anlat bana, ne oldu annenle? Boş ver aşkım. Bir şey yok.
Her zamanki annem işte. İşi reddettin diye bu kar üstüne geldi değil mi? Kızamıyorum da kadına. O da haklı bir yerde. Kim üniversite okumuş kızını bir işsize vermek ister ki? Ne diyorsun sen Mert? Ya kadın haklı diyorum Asya. Benimle birlikte ne olacağım belli değil. Ben sana hiçbir şeyin garantisini veremem ki. Ya sevgilim, seni güzel bir hayattan mahrum etmeye ne hakkım var benim? Güzel hayat dediğin ne Mert? Zenginlik mi? Sağ ol, kalsın. Benim istediğim sensin. Düne kadar ne kadar güzel hayaller kuruyorduk biz. Bugün ne oldu da böyle konuşuyorsun? Bu kadar zorlukla baş edemeyiz biz. Tamam. Şimdi bir şey söylemiyorum ama bir süre ayrı kalıp düşünelim, olur mu? Asya'm, ben düşündüm, düşündüm ve düşünecek hiçbir şey olmadığına karar verdim. Çünkü bizim aşkımız bütün engelleri aşar. Benimle evlenir misin sevgilim? Ben de diyorum, ne diyor bu? Evet, evet. Binlerce kez evet. Yıllardır evet. Ne kadar yakıştı bize parmaklarına. Yoksa şüphelerimde haklı mıyım? Toprak benim kocam olabilir mi? Düşünceleri atmam lazım kafamdan. Benim kocam da çocuğum da yıllar önce öldü. Ama neden hala inanmak istemiyorum buna? Kafam. Aptal. Neden kendi üstüne vazif olmayan şeyleri atlıyorsun? Allah bilir nereye gitti Toprak Bey. Ya benim yüzümden onun başına bir şey gelirse? Allah'ım sen bana yardım et. Toprak, ne oluyor? Bir şey söyle. Korkutuyorsun beni. Korkulacak bir şey yok. Bugünlerde birazcık gerginim. En ufak şey bile canımı sıkıyor. Neyse. Ofise geçiyorum.
Asya! Kızım erken gelirim dediğim bu muydu? Kaç saat oldu? Geldim işte. Şenay ne yapıyor? Nasıl? İyi. Selamı var sana da. Ne konuştu seninle? Telefonda bana da bir şey demedi gitmenin için izin isterken. Ne derdi varmış? Niye çağırmışsın? Ay anne, kız kıza dertleştik işte. Özel olmasa sana da söylermiş değil mi? Neyse, ben biraz dinleneceğim. Çok yorgunum. İyi, dinlen bakalım. Ha, bu arada... Bu zarf meselesi sadece seninle benim aramda kalacak. Anladın mı? Peki. Merak etmeyin ama... Aydan. Aydan sana bir şey sorarsa... Burak'la ilgili olduğunu söyleyeceksin. Odamda biraz dinleneceğim. Ne yaptın da sinirlendirdin Toprağı? Aydan Hanım, ben şey... Burak hakkında konuşmak için gelmiştim Toprak Bey'in yanına. Demek Burak hakkında konuşmak için geldin. Evet. Toprak Bey, Burak'la oldukça az zaman geçiriyor. Onun buna ne kadar üzüldüğünün farkında değil. Toprak Bey'le konuşursam iyi olur diye düşündüm ama... Bir anda öfkelendim. Sana mı kaldı? Aydan Hanım, ben... Üzerine vazife olmayan işlere karışma. Toprak sinirlenmekte haklı. Sen bu konakta sadece bir bakıcısın. Haddini bil. Bırak da geri kalanını anne babası olarak biz karar verelim. Haklısınız, kusura bakmayın. Şimdi işin başına dön. Deli ya. Alo. Şenay abla. Ne yaptın canım? Her şey yolunda mı? Ayşe abla bir şey çakmamıştır umarım. Yolunda yolunda. Bir şey anlamadı. Çok sağ ol Şenay abla ya. Kusura bakma. Seni de anneme yalan söylemek zorunda bıraktım. Yok canım benim, hiç önemli değil. Ne demek de... Yani var ya Asya, o kadar iyi oynadım ki. Ayşe teyze öyle inandı ki yani neredeyse kendisi de çıkıp gelecekti. Ben seni aradığımda böyle sesin bayağı kötü geliyordu. Bakıyorum şimdi gayet iyi geliyor, bir neşen yerinde. Şenay abla, Mert bana evlenme teklif etti. Aa, ne diyorsun? Ay canım benim, çok sevindim ya. Çok sağ ol. Yani çok mutluyum Şenay abla ya. Oy, kıyamam kuzum benim. Sen her şeyin en güzelini hak ediyorsun. Yani o kadar mutluyum ki şimdi neredeyse pencereyi açıp bağıracağım. Aç bağır bence de. Ama dikkat et de Ayşe teyze duymasın. Bu arada Ayşe teyzeye daha söylemedin değil mi? Ha, haberi yok yani. Ne zaman söyleyeceksin? Bilmiyorum. İşin bir de o tarafı var tabii. Asya. Yani çok canını sıkma bence. Hı? Bak, bu hayat senin hayatın. O yüzden seçimlerini de kendin yapacaksın, tamam mı? Yani Ayşe teyzeye bakma çünkü sen onun ilk göz ağrısısın ya. O yüzden bu kadar korumacı davranıyor. Doğru, haklısın. Aa, vallahi tamam, sıkma artık canını. Ya gerçekten tebrik ediyorum, ben çok sevindim. Asya, hadi darısı başıma inşallah. Çok sağ ol Şenay abla.
Görüşürüz Şenay abla o zaman. Görüşürüz. Benden de selam söyleseydin ya. Yavrum. Bak. Benim seninle konuşacaklarım var. Bak şimdi. Şimdi sana söyleyeceklerimi sen ancak anne olduğunda anlayabilirsin. Ama işte o zaman da iş işten geçmiş olur. Şimdiden de sana söylemezsem bir anne olarak benim vicdanım el vermez. Gel kızım, vazgeç şu inadından. Anne. Bak yavrum. Hayat zor. Nasıl geçineceksiniz kızım? Hı? Hem hiç o senin dengin mi? Ya sen okumuşsun, etmişsin. Onca emek vermişsin. Tam şimdi bunun meyvesini toplama zamanın senin. Anne bunları konuştuk. Biliyorum. Biliyorum kızım. Şimdi sana söyleyeceklerim bir kulağından giriyor, diğerinden çıkıyor. Ama bu yolun sonunda sen pişman olacaksın. Gör artık bunu. Anne sen Zerrin ablayı... Şu Zerrin'in adını anma bu evde. Balayı evin bereketi kaçacak. Neyse. Bak kızım, ben diyeceğimi dedim. Benim gönlüm senin sersefil bir hayat yaşamanı istemiyor. Bu işi unut. İşte o kadar. Onu gerçekten sevmiş miydim? Böyle söylediğini duymasın, yıkılır kız. Bak bir de çocuğunuz var. Sen hatırlamıyorsun ama siz birbirinize aşıktınız. Neden evli değiliz o zaman? Tam evlenecektiniz, kaza geçirdin. Düğününüz bile hazırlanmıştı. Yani kazadan önce bir hayatın vardı. Şimdi sen o hayata devam edeceksin. Almak istemedim ama sizi tanıyor gibiydi. Çok önemli dedi. Vermezsem kötülük edermişim. Geçmişin hakkında bilmediğin çok önemli şeyler var. Senden saklananları öğrenmek istiyorsan yarın saat 3'te eski su deposunun oraya gel. Sessizlik beni deli edecek kesin. Son konuşmamızdan beri bir daha aramadı. Bu adam bir işler karıştırıyor. Ama ne? Benim bunu öğrenmem lazım. Öğrenip tedbirimi almam lazım. Zaten bugün Toprak da bir garipti. Erdemciğim bir sakin ol. Yalçın'dan ses de daha çıkmıyorsa belki de vazgeçmiştir seninle uğraşmakta. Çok safsınız. Yalçın bir kere kokusunu aldı. Bu saatten sonra pes eder mi zannediyorsun? Bütün dostları yavru aslanın etrafını sarmış. Ve onu bu başarısından dolayı tebrik etmişler. Bundan sonra yavru aslan ailesiyle ve sevdikleriyle mutlu bir yaşam sürmüş. Thank you.
Ben bugün çok büyük bir hata yaptım Burak. İnşallah bunun bedelini senden ayrı düşerek ödemem. Bunu daha önce neden getirmedin? Nerede gördünüz bu adamı? Nerede çıktı karşınıza? Geçmişin hakkında bilmediğin çok önemli şeyler var. Sana oynanan oyunları ve kurulan tuzakları öğreneceksin. O nedir? Durun! Toprak Bey. Kusura bakmayın. O odanızın ışığının açık olduğunu görünce. Bir şey mi söyleyecektiniz? Aslında... Ben bu sabah yaşananlardan ötürü kendimi çok suçlu hissediyorum. İnanın başta kabul etmeyecektim ama adam çok ısrar edince ve sizin için çok önemli olduğunu söyleyince keşke hiç almasaydım. Fidan Hanım. Lütfen geçin. Buyurun lütfen. Olan oldu. Belki de her şeyin netleşmesi için böyle olması gerekiyordu. Peki adam nasıl biriydi? Beni nereden tanıyormuş? Bunların hiçbirini konuşmadınız mı? Hayır. Sadece zarfı verdi. Ve size vermem için o kadar ısrar etti ki. Kendi neden getirmedi acaba? Ben sanırım istemeden de olsa sizin başınıza dert açtım. Benim aklımdaki sis perdesinin aralanması için bu adam benim tek şansım olabilir. Bakın, bu adam eğer iyi niyetliyse gelsin size anlatsın. Ama siz kendinizi tehlikeye atmayın, lütfen. Ben gideyim artık. İyi geceler.
İyi geceler. Olacak bu iş Asya'm. Hem de en yakın zamanda olacak. Mert, yatmadın mı sen annem daha? Yatacağım şimdi anne. Ben de yatıyorum. Işığı açık görünce bir bakayım dedim. Su getireyim mi oğlum sana? Yok annem, içmeyeceğim, sağ ol ya. Hadi annem sen de oyalanma. Yat uyu. Dinlen. Allah rahatlık versin. Sana da anneciğim, sana da. Günaydın Fidan abla. Günaydın bir tanem. Uyandın mı sen? Oh, günaydın. Rüyamda ne gördüm biliyor musun? Ne gördün? Ben rüyamda uçuyordum. Hadi canım, kanatların mı vardı? Evet. Ne kadar büyüklükteydi peki? Bu kadar. Oh, renkli miydi peki? Rengarenkti. Nasıl uçuyordun peki? Gel bakalım. Bak ne diyeceğim sana. Senin bu rüyaya gidip Halide teyzeye anlatalım mı? Bakalım rüyada kocaman kanatlar takmak ne demekmiş? Bence çok güzel bir şey. Bence de çok güzel bir şey. O zaman önce ellerimizi yüzümüzü yıkıyoruz. Sonra üstümüzü değişip mis gibi oluyoruz. Uç bakalım. Ah. Haydi bakalım marş marş. Marş marş. Mert. Asya'm, her sabah senin sesini uyanmam az kaldı. Az kaldı sevgilim. Yüzüm hala parmağında değil mi? Parmağımda tabii. Söz verdim sana bir kere. Çıkarır mıyım? Ya yakında benim karım olacaksın ya. Ya kızım bunu düşünmesi bile var. Nasıl mutluyum ya? Ben de sevgilim. Kavuşmamıza çok az kaldı. Kavuşacağız Asya'm, kavuşacağız. Sen yeter ki bekle beni. Beklerim. Ömrünün sonuna kadar bekle desen beklerim. Beni bekleyeceğini biliyorum Asya'm. Ya senin gibi güzelliğin kalbini fethettim ben. Seni seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Mert! Kahvaltı hazır oğlum. Hadi sonra konuşuruz yine. Tamam sevgilim, arayacağım seni. Günaydın. Günaydın aslan oğlum benim. Günaydın oğlum. Hayırdır? Hiç. Bir şey mi var, saklama? Ay yok bir şey dedim ya. Mert, ben diyorum ki... Bak gördün mü, varmış bir şey. Ama dalga geçeceksen söylemem ha. Ya geçmeyeceğim anacığım, de hadi söyle. Oğlum, bak bu devirde ekmek aslanın ağzında. Vakit kaybetmeden bir iş falan mı baksan diyorum ben. Hani dükkan açacağım dedim ya. Oğlum sen dükkan açmayı kolay mı sanıyorsun?
Bir yılın para. Tamam birikmişim var diyorsun da o birikmişi bence bir kenara at. Hem dükkanı açtın. Ya işlemezse Mert, ya işler yolunda gitmezse. Hem anneni dinlersen o parayı düğüne derneğe sakla. Anne ben dükkanı açtım mı gerisi kolay. Ya sonra düğünde dernekte ne varsa yaparız. Hayırlısıyla bir dükkanı tutayım da. Yüzdün yüzdün kuyruğuna geldin. Bundan sonrası dediğin gibi kolay. Allah yeter ki güç versin. Anacığım, arabacılık işini ben en iyi ustadan öğrendim. Ve bildiğim gibi de yoluma devam edeceğim. Bu arada haberin olsun, Asya da benimle çalışacak. Bundan sonrası bize hayırlı olsun demek düşer. Ya tamam, dükkanı aç. Ona da tamam da. Asya ile olacak iş mi yavrum bu be? Sen bir daha mı bir düşünsen ha? Safiyet olsun ya. Mert. Mert hep bunu yapıyor. Gel otur konuşacağız bu meseleyi. Ya Osman. Osman bu kız hayatımızdan çıkıp gitsin artık ya. Asya'ymış. Toprak Bey nerede acaba? Yanına gitsem mi ki? Hadi anlat bakayım rüyanı. Uçtum, uçtum. Kocaman bir dağın tepesine kondum. Demek kocaman bir dağın tepesine kondun. Sen çok güzel bir rüya görmüşsün Burak'cığım. Bu, istediğin bir şeyin çok yakında senin olacağı anlamına geliyor. Gerçekten mi? Gerçekten ya. Duydun mu Fidan da? Ama sen duymadın Fide abla. Duydum bir tanem, duymaz olur muyum hiç? Toprak. Ne oldu oğlum? Önemli bir şey yok anne. Önemli bir şey yok ne demek? Bir şey olmuş ve sen söylemiyorsun. Hayır anne. Kötü bir şey yok merak etme. Bir şey mi hatırladın? Hayır anne gidebilirsin. Anne ne oluyor? Bilmiyorum. Söylemiyor bir şey. Niye canın sıkıldı? Niye dalıp gidiyorsun uzaklara böyle? Yok Halide teyze bir şey canım sıkılmadı. Ben... Dün gece pek uyku tutmadı beni. Ondandır. Peki kızım sen nasıl diyorsan.
Ama kahvaltı da etmedin. Hadi otur da iki lokma bir şeyler ye. Hadi. Hadi. İyiyim ben, merak etme. Mert, yine nereye? Asya'yı buluşam. Mert, ben sana bunu demeyecektim oğlum ama ben korkuyorum. Neden korkuyorsun anne? Ayşe beni tehdit etti. Ayşe teyze mi? Tüh, teyzen batsın. Teyzeymiş. Hey ya Ayşe teyzen. Yolumu kesti. Vallahi senin yüzünden verdi veriştirdi. Orada paralayacaktı beni ama sağ olsun konu komşu yardım etti de hayatımı zor kurtardım. Sen paralayacak olmayız. Sen geç dalganı. Mert, vallahi sen bu kızı bırakmazsan bu iş kan davasına dönecek söyleyeyim ben. Kan davası ne anne? Biz aşiret miyiz ya? Seninki olsa olsa kin davası olur. Anne, hemen asma suratını ya. Bak sen bana güven. Ben bütün bunların hepsini kökünden çözeceğim, tamam mı? Sen sıkma canını, ben hallederim her şeyi. Sen öyle diyorsan çocuğum. İyi, hadi çıkıyorum ben, geç kaldım. Mert, ay oğlum ya, şu gitmeden şu düdüklüyü indir versene bana üst raftan. Ya annem şimdi mi geldi aklına? Çıkıyorum ya. E ne yapayım? Akşama kuru fasulye yapacağım. Seversin sen. Sağ olasın kızım. Ellerin dert görmesin. Oh, pek güzel olmuş. Eline sağlık. Ama biraz şekerini az koymuşsun. Yenisini yapayım hemen anneciğim. Ay yok yok, ben içerim böyle. Sen hayırdır? Ne oldu? Bir şey mi var? Üstüme giyecek doğru dürüst bir şey kalmamış anne ya. Alışverişe çıkayım diyorum. Bir iki bir şey bakarım. Çık tabii kızım, çık. Genç kızsın, ihtiyacın var. Gideceksin tabii. Ama bekle şu elimdekini bitireyim, beraber gideriz. Çocuk muyum anne ben ya? Uzatma yavrum. Birlikte çıkacağız dedim. İyi, mağazada elimden de tutarsın, kaybolmam. Anne çocuk değilim ben. Bu yaşta dışarı çıkmak için hala senden izin alıyorum. Olacak iş mi ya? Uzatma, hadi uzatma. Git kapıya bak bakayım kim gelmiş. Ben geldim. Ha. Kız, Nermin hoş geldin. Ay hoş bulduk, hoş bulduk. Gel, geç otur. Sana yeni dantel modelleri getirdim. Bayılacaksın. Getir, getir bakayım. Kızım, Nermin teyzene de bir kahve yapıver hadi. Ne? Sonra çıkacağım ama kıyafet almaya. Yarın dedim kızım, uzatma. Ay, bırak çıksın kız. Çocuk mu ayol? Hem sana anlatacaklarım var. İyi. Çık madem. Ama bak vakitlice dön, geç kalmak yok, tamam mı? Önce kahveyi yap, ondan sonra çık. Şekeri de az olmasın bu sefer. Merak etme anneciğim. Ay, bu mu kız? Bu işte burada dolu dolu yapmışlar. Baksana bir kaç metre. Burak'cığım, sen izlemeye devam et. Ben hemen geleceğim, tamam mı? Ama anneciğim yerine gidiyorsun işte abla. Döndüğümde sen anlatırsın bana, olmaz mı? Peki. Hemen geliyorum. Teyze, tam zamanda geldim. Ya anne bir tencere dedin, yani bütün mutfağı indirdim biliyor musun? Hadi başka indirilip kaldıracak bir şey varsa söyle, hemen hepsini halledeyim. Aslan oğlum benim. Çok sağ ol çocuğum, teşekkür ederim. Mert ne yapayım? Yetişemiyorum işte. Osman'ın da hali belli.
Senden istemeyeyim, kimden isteyeyim çocuğum ya? Bir yanda ben de geç kaldım, çıkıyorum. Tamam, güle güle. İşin gücün rast gelsin. Ah babacığım. Bir bilsen ne dertler açtım insanların başına. Hepsi benim suçum. Hiç karışmamalıydım. O adamı hiç dinlememeliydim. Şimdi ne yapıp edip bunu düzeltmeliyim? Kimse zarar görmeden. Mert, hiç zamanım yok. Annemden güç bela izin aldım. Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Asya, bugün hayallerimize giden yoldaki ilk basamağa çıkabiliriz. Ne basamağı? Bugün yeni dükkanımıza bakmaya gidiyoruz. Nasıl yani? hadi ne duruyoruz o zaman? Hemen gidip bakalım. Bakalım hadi. Toprak canım iyi misin? Canın sıkan bir şey mi var? Hayır, hava almaya çıktım. Düğün işleri yok anlaşılan bugün. Yani aslında var da dünden kalan şeyleri halletsem iyi olacak. Organizatörle buluşup hızlandırabilirsin. Doğru. Peki sen? Sen de katılmak ister misin bize? Birlikte karar veririz. Sen istediğini kendi zevkine göre seç. Benim için bir sorun yok. Şimdi müsaadenle gitmem lazım. Halide teyze, ben bu tabağı buraya hazırladım. Acıktığında yedirir misin? Yediririm, yedirmesine de. Sen nereye kızım? Benim acil çıkmam lazım. Beni biraz idare edersin, olur mu? Kızım, idare etmesine ederim de sende bir haller var. Bak, bir sıkıntın, bir derdin varsa anlat bana, birlikte çözelim ha? Şimdi çıkmam lazım Halide teyze. Ben bir gideyim döneyim, sana her şeyi anlatacağım, söz. Fidan. Fidan, sonra olmaz kızım. Şimdi anlat ne varsa. Halide teyze, hani geçen gün ben sana ilaç almak için eczaneye gittim ya. O gün konağa dönerken bir adam elime zarf tutuşturup Toprak Bey'e vermemi istedi. Ne zarfıymış o kızım? Toprak Bey'in geçmişine dair bir şeyler biliyormuş. Toprak Bey de şimdi o adamla buluşmaya gitti. Tüm bu işleri onun başına ben açtım. Şimdi gidip ona yardım etmem lazım. Anlıyor musun? Peki kızım, sen nereye gideceksin? Eski su deposunun orada buluşacaklarmış. Şimdi Toprak Bey'e yetişmem lazım. Ne olur idare et beni. Fidan. Fidan kızım. Hiç zaman kaybetmeden su deposunun orada ol. Aradığımız adamı orada bulacaksın. Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Fidan abla. Aman da aman, kimler gelmiş bu? Fidan ablam geleceğim dedi ama gelmedi. Fidan ablam nerede biliyor musun? Fidan ablamın küçük bir işi çıktı. Onu halledip hemen gelecek. Giderken sana bu tabağı hazırladı.
Bir de giderken ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Burak bu tabağı ne kadar hızlı bitirirse ben de o kadar çabuk döneceğim dedi. Hadi şimdi odana gidelim. Çizgi film seyredip sandviçimizi yiyelim. Halide! Halide! Nerede bu insanlar? Buyurun Kerim Hanım. Aydan nerede? Toprak nerede? Ben mutfakta işe dalmışım Kerim Hanım. Toprak Bey'in çıktığını gördüm. Ama Aydan Hanım'dan hiç haberim yok. Yoksa söylediklerim işe yaradı da beraber mi çıktılar? Yok, şimdi rahatsız etmeyeyim. Efendim, bana mı dediniz? He? Ay yok, bir şey demedim. Kolay gelsin. Fidan nerede? Burak'la birlikte mi? Burak'ın odasında bir şeyler yediriyor. Gelir şimdi. İyi, sen bana şöyle bol köpüklü bir keyif kahvesi yap, tamam? Tabii Kerim Hanım. Tamam. Odamdayım. Hemen getiriyorum. Asya'm çok az kaldı. Bak şu dükkanın işini bir halledeyim. Her şey nasıl yoluna girecek? Mert, dur ne yapıyorsun? Ne var ya, karımı öpemez miyim? Dur bakalım daha. Karı koca olmadan yapacak çok işimiz var. Ben yeterince bekledim, artık daha fazla bekleyemem. Ya, bak sen ne kadar güzelmiş. Bu sokak ne güzelmiş. Bence buradan bir eve bakabiliriz. Değil mi? Hem işe de yakın oluruz. Git gel yol çekmeyiz. Asya'm, dükkanınız ileride. Şu dükkan işini bir halledelim. Daha bunun nikahı var, düğünü var, evi var. Mert, biz bunları nasıl halledeceğiz? Ya Asya'm, asma hemen şu güzel suratını ya. Sen benim yanımda ol, ben her şeyin üstesinden geleceğim. Tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi gel de bakalım şu dükkanı. Zerrin. Ay. Ödümü kopardın Osman. Sen ne yapıyorsun orada? Sen ne istiyorsun? Niye geldin? İçeriden seslendim, duymadın. Gelip bakayım dedim. İyi de öyle sinsi sinsi mi gelinir ya? Ne yapıyorsun? Ne yapabilirim? Evi topluyorum. İş bitmiyor ki bu evin. Ne zamandır ortada yoksun? Merak ettim. Neyi merak ettin acaba? İki göz odada nereye kaybolabilirim? Peki peki. Bir şey demedim. Sana kolay gelsin. Sağ ol. Gitsen ben geliyorum. Yakalanıyordun Zerrin. Sherlock Osman rahat bırakmıyor ki. Ben geldim. Şimdilik sakin burası. Gelmesini bekliyorum. Siz hiç merak etmeyin. Ne
Erken gel demedim sanki ben ona. Bir kulağından giriyor, ötekinden çıkıyor. Tam hayallerimizdeki gibi değil mi Asya'm? Asya'm, bak şuraya üçlü bir koltuk koyarız. Hani böyle bekleme alanı hesabı gibi. Ya da şöyle mi yapsak? Senin ofisin tam şu köşede olsa... Tabii yani hemen karşısında benim olmam lazım. O zaman şu diğer koltuğu şu şöyle köşeye mi koysak? Gençler, nasıl, beğendiniz mi burayı? Tutuyor musunuz yoksa sıradaki müşteriyi arayayım mı? Ya tamam tamam, gerek yok aramana kimseye, tutuyoruz biz. E hadi o zaman, arabadan sözleşmeyi getireyim, imzalayalım, bitirelim bu işi. Tamam hadi sen getir sözleşmeleri, ben de parayı ayarlayayım. Tamam. Demek beni uzun zamandır tanıyorsun. Evet. Hatta seni senden daha çok tanıyorum desem yeridir. Nereden tanıyorsun beni? Hepsini tek tek anlatacağım. Merak etme. Her şeyin bir zamanı var diyelim. Aslında daha doğru olur. Senin benimle derdin ne? Kes oyun oynamayı. Bana gerçekleri anlat. Toprak Bey dikkat edin.